bir yerde uzlaşma demokrasinin temel ilkesidir. Bir başka yerde uzlaşma, eğer yanlış bir yerde uzlaşma ise temel hak ve özgürlüklerin demokrasinin kaybedilmesine yol açar. Orada bir orta yol yok. Yani siz iki kere ikinin dört ettiği konusunda eminseniz ya bunu 3,5 yapalım diyemezsiniz. Bilimin kesin kuralları vardır. Ya yaşamın, doğanın, toplumların kesin yasaları vardır. Buna uygun davranacaksınız. Üniversite, üniversite gibi olacak. Üniversiteleri birer medreseye çevirdiler. Medrese de ortaçağ eğitimi verilir ve medreseler akla ve bilime dayalı bilgiyi değil, inanca ve dine dayalı bilgiyi üretir. İnanç merkezli bilgi anlayışına göre eğer dünya düzse düz dersiniz. Onun ötesi şeye düşmektir. Mürtet olmaktır, dinden çıkmaktır. Dolayısıyla bu iki alanın birbirinden ayrılması insanlığın en önemli aşamalarından biridir. Bu Türkiye'ye ya da İslam dünyasına özgü bir gelişme de değildir. Bu bütün dinlerin geçirdiği bir aşamadır. Hala İslam dünyasında akıl ve bilimle savaşan bir din anlayışı egemen. O nedenle Güney Kore geldi ve Türkiye'yi geçti. Onların çünkü akıl ve bilimle savaşan bir din anlayışları yok. Onlar hem geleneklerini korudular Japonya'da, hep Japonya modeli tartışılır. Japonya modeliyle Türkiye İslamcılar Japonya modelini özellikle öne çıkartırlar. Geleneklerini, dinlerini korudular ama işte bilimde, teknolojide ve uygarlıkta geliştiler. Hayır, yanlış. Yanlış. Onların bilimle ve akılla savaşan bir dinleri yok. Öyle bir din anlayışları yok. Ama İslam'ın devam eden orta çağında hemen hemen bütün İslam dünyası ki Türkiye'yi de oraya çektiler. Akıl ve bilimle savaşan bir din anlayışının egemenliği altında. Bu nedenle bir orta çağ içinde. Bu nedenle bilimsel makale üretemiyor. Bu nedenle seküler dünyanın ve seküler kültürlerin ürettiği ürünleri kullanmakla ve ürettiği bilimi ve onun sonuçlarından yararlanmakla meşguller. Bu nedenle katma değer yaratamıyorlar. Bu nedenle 46 İslam ülkesinin yarattığı değer bir İspanya kadar olamıyor. Katma değer, bakın, bir İspanya kadar olamıyor. Bu büyük bir dramdır. Ancak Sahra altı Afrika ülkeleriyle karşılaştırılabilir bir İslam dünyası var yeryüzünde. Bununla bir uzlaşma olmaz. Bu anlayışta bir uzlaşma olmaz. Cumhuriyetin çizdiği bir yol vardı. Yani Türkiye bir eşiktedir. Ya bir önceki çağın, orta çağın değerler dünyasına ve anlayışına iade teslim olacak veyahut yeniden aydınlanma ve ilerleme ve modernite yoluna girecek. Temel çatışma, temel mücadele bu çelişki üzerinden gelişiyor. Örneğin şunun doğru bir yanı var mı? Bu sınav sorularının çalınmasında ana haber bültenimizde de verdik. Ve insanların hakkının, hukukunun, geleceğinin gasp edilmesinde bu ülkenin evlatlarının. Hocam dedi ya, yani biz çocuklarımız için çalışıyoruz derken biyolojik çocuklarımız, kendi çocuklarımızdan söz etmiyor. Bu ülkenin çocuklarından söz ediyor. Biz bu ülkenin çocukları, bu ülkenin geleceği için mücadele ediyoruz. Daha aydınlık, daha demokratik, daha özgürlükçü, daha gelişmiş, daha refah içinde, daha eşitlikçi, daha toplumcu bir düzende yaşasınlar diye uğraşıyoruz. Aklın ve bilimin yönlendirdiği bir yerde. Şimdi bu 7 İklim Yayın Evi'nin çıkarttığı ve okullara gönderdiği, bakın, milli eğitim ihalelerine giriyor kitapta. Vahdettin'in Sevr'i kabul etmediğini, Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nı yapmakla görevlendirdiğini, milli mücadeleyi yürütenlerle Vahdettin bunu kabul etmediği için Sevr Anlaşması'nın tarihin çöplüğüne gittiğini iddia ediyorlar, iyi mi? Yahu bu bir yalan. Yalan. Vahdettin bir vatan haini. İngiliz gemisine binip kaçmış, İngilizlerle işbirliği yapmış, hilafetini ve tahtını İngilizlerin koruyacağını zanneden Sevr'i imzalamış bir vatan hainidir ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da vatan haini olarak değerlendirilir. Açın nutku okuyun. Mustafa Kemal'in değerlendirmesi son derece net. Tarihi belgeler orada ya. Sevr imzalanmış. İngiliz, Fransız, İtalyan askerleri İstanbul'a girmiş, şehrin anahtarını törenle teslim etmiş bir padişahtır Vahdettin. Vahdettin'den bir vatansever çıkmaz. Ama kitapta böyle yazıyorsunuz. Yani yalanı sanki bir doğru gibi tekrarlıyorsunuz. Ve buna insanları sürekli tekrarlayarak
genel bir kabule dönüştürüp insanlara bunu inandırmaya çalışıyorsunuz. Şu gerçeği değiştirebilir misiniz? İngiliz gemisine bindi ve kaçtı. İstanbul'u teslim etti. Milli kurtuluş mücadelesini yürütenlerin hakkında da idam fermanı çıkarttı. Üzerlerine hilafet ordusu gönderdi. Kuvayi İnzibatiye Teşkilatı, diğer adıyla hilafet ordusu, Kurtuluş Savaşı'nı boğmak için gönderilmiştir. Vahdettin, işgalcilere direnenleri bastır diye Mustafa Kemal'in gitmesine izin veriyor. Şimdi bu yalanı tekrarlayan bir anlayışla uzlaşma olmaz. Bunun orta yolu yok. Cumhuriyet Vahdettin Abdülhamit gibi despotların, orta çağ artığı olan sultanların düzenini yıkarak, o nedenle bir devrimdir. Modern bir ulus devlet kuruyor. İmparatorluk dağılmış, parçalanmış. Okuma yazma oranı %3. Bazı bölgelerde o da tümüyle ölçülemiyor. Büyük kentlerdeki okuma yazma oranı bu. Kırsal alanda yapılmamış zaten. Oran daha da düşecek. 1908 Hürriyet Devrimi ile bir atılım gerçekleşmiş ama bu atılım Birinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğramış. Burada modern bir cumhuriyet doğuruyor. Bütün eksikliklerine karşı. Bir de hocam şu tartışma vardır. Efendim cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak. Ya cumhuriyetin kendisi demokrasidir. İradeyi Allah adına toplumu, ülkeyi yöneten sultandan alıp, halifeden alıp millete vermektir. Millet meclisinin kurulması başlı başına demokratik bir kurumdur. Herkes zannediyor ki bütün batılı demokrasiler çok partili rejimler olarak doğdu. Hayır, yok öyle bir şey. Sağcı solcu kavramı neden çıkıyor biliyor musunuz? Halkı temsil edenler meclisin, Fransız meclisinin sol tarafında aristokrasiyi, yani zenginleri temsil edenler sağ tarafta oturuyor. Sağcılık ve solculuk kavramlarının çıkış gerekçesi bu ama henüz partiler yok. Bakın Falih Rıfkı Atay'ı okuyun. Mecliste birinci grup, ikinci grup var başından itibaren. Başından itibaren mecliste hilafetin devam etmesini isteyenler var. Bakın onlar yurtsever. Emperyalistler gitsin istiyorlar. Onlar emperyalistlerle savaşıyorlar. Savaşta varlar. Ama hilafet devam etsin istiyorlar. Rauf Orbay hocam bir tanesi işte. Bende halifenin şeyi var kursağımda. Ekmeği var. Lokması. Lokması var. Evet. O yüzden ben yapamam diyor. Karşı çıkamam mı? O nedenle tasfiye ediliyor. Bir iç mücadeledir bu aynı zamanda. Tarih böyle yazılır. Tarih ideolojik ön yargılara feda edilemez tarihsel doğrular. Sahte bir tarih ve yalan üzerine bir şey kuruyorlar. Bir siyasal rejim kurmaya çalışıyorlar. Yalan üzerine kuramazsınız. Yalan üzerine. O tip rejimlere faşist rejimler denir. Dinci ya da ırkçı faşist rejimler. Değişir faşist rejimlerden. En tehlikeli olanlar da kitle temeline dayanan faşist rejimlerdir. Avrupa'da da dinci faşist diktatörlükler vardır. Falancistler, İspanya İç Savaşı, Franco rejimi. Yüz binlerce insanların ölümüyle sonuçlanmıştır. Ünlü o Madrid savunması, cumhuriyetçilerin, orada da cumhuriyetçiler ve faşistler arasında yaşanmıştır. Frankocular, falancistler Katolik dincilerdir. O nedenle Franco ölene kadar İspanya'da boşanmak yasaktı. Hala dinin kuralları geçerliydi sosyal yaşamın birçok alanında. Buyurun hocam.